Merhaba arkadaşlar. Çeşitli denizcilik fakültelerinden birçok öğrenciyi bünyesinde barındıran Dargip ailesi için bir çalışma düzenledik. Yaptığımız bu çalışmada her alana hitap edebilecek kitapları özenle seçtik. Kitap tanıtım videomuz umuyoruz ki sizler için faydalı olur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize keyifli okumalar dileriz. Kitabımızın adı Gemi Makineleri Operasyonu 1. Kitabın yazarı Mühendis Fahrettin Küçükşahin. Gemi Makineleri Operasyonu 1. kitapta yer alan konu başlıkları 5 bölümden oluşur ve aşağıdaki gibidir. Buhar kazanları, buhar türbinleri, buhar ve besleme suyu sistemleri, pompalar, valfler ve gemi sistemlerinin çalışma ilkeleri ve bakım yöntemleri. Sıradaki kitabımız ise Duayen Hoca Fahrettin Küçükşahin'in yazmış olduğu Buhar Kazanları kitabı olacak. Kitabımız 10 bölüm ve bu bölümlerin altında birçok başlıktan oluşmaktadır. Bölümler şu şekildedir. Buhar deyimleri, kazan yakıtları ve yanma, buhar üretimi ve buhar terminolojisi, alev ve duman borulu kazanlar, su borulu gemi kazanları, buhar kazanlarının donanımları, buhar kazanlarında oluşabilecek arızalar, kazanlarda korozyon, su ıslahı ve su deneyleri, kazan dairelerinde emerjensi işlemler, işletmeye ilişkin çözümler ve giderilme olanakları. Gemide çalışan ve makineyle uğraşan, bu alanda okuyan öğrenci arkadaşlarımızın veya sektörde çalışanların kazanlar, termodinamik gibi konularda kazanım elde etmesine olanak sağlayan bir kitaptır. Bu kitapta gemide karşılaşma olanağınız olan bazı problemler hakkında bilgi edinebilir ve oluşacak ya da maruz kalacağınız riskleri en aza indirebilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz. Martin Stafford'ın yazmış olduğu Denizcilik Ekonomisi kitabı 6 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar şu şekildedir. Deniz ticaretine giriş, deniz ticaret piyasaları ekonomisi, denizcilik şirketlerine iktisadi bakış, deniz ticareti ve ulaştırma sistemleri, deniz ticareti filosu ve ulaştırma hizmetlerinin arzı, öngörü ve planlama. Kitabın ilk basımı 1988 yılına aittir. Her yeni basımda kitapta yenilikler yapılır. Çünkü denizcilik sektörü çok değişkendir. Yazar, uzun yıllar sektörün içerisinde çok çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Sektörü sadece akademik anlamda anlatmayıp, bizzat yaşadıklarını ve tecrübelerini de bizlere aktarmıştır. Kitapta anlatılanlar genellikle grafiklerle desteklenmiş ve çok fazla sayıda örneğe yer verilmiştir. Aklınıza takılan birçok soru hakkında size yol gösterecek olan bu kitabın, siz denizciler için çok önemli olduğunu düşündük. Denizci öğrenciler için tam bir başucu kitabı diyebiliriz. Keyifli okumalar dileriz. Sizlere önermek istediğimiz bir diğer kitap ise Profesör Doktor Soner Esmer'in yazmış olduğu Liman ve Terminal Yönetimi kitabı olacak. Kitabımız 8 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Liman işletmeciliğinde temel kavramlar ve taraflar, limanlarda verilen hizmetler, liman planlama ve geliştirme, yük, gemi ve terminal türleri, yük elleşleme ekipmanları, yük elleşleme operasyonları ve operasyon verimliliği, yönetim modelleri ve örgüt yapısı, limancılık sektörünün mevcut durumu ve geleceği. Dünyada ticarete konu olan yüklerin %85'i deniz yoluyla taşınır. Bu da milyarlarca ton yükün limanlarda işlem görmesi anlamına gelir. Limanların doğru kurgulanması, iyi yönetilmesi ve iyi işletilmesi gerekir. İyi yönetmek ve iyi işletebilmek için limanların küresel tedarik zincirindeki yerini ve önemini görmek ve limanların fonksiyonlarına temel düzeyde hakim olmak gerekir. Bu hakimiyeti kurabilmek adına da bu kitabın yazıldığını söylemek mümkündür. Çünkü kitapta hem görsellik hem de grafikler kullanılarak yazılan konular desteklenmiştir ve anlaşılabilirliği arttırılmıştır. Keyifli okumalar dileriz. Kitabımızın adı Gemi Yardımcı Makineleri ve Sistemleri 1. Kitabın yazarı Başmühendis Kemal Demirel. Birinci kitabın içeriği şu şekildedir. Pompalar ve tüm çeşitleriyle sızdırmazlık, devre bağlantıları ve elemanları, pompaların tanıtımı ve sınıflandırılması, sızdırmazlık elemanları, bağlantı elemanları, devre elemanları, pompa devrelerinde kullanılan valfler, sintine separatörü. Kitabımızın adı Denizde Haberleşme. Kitap içeriği, denizde haberleşme, tehlike, acelelik ve emniyet haberleşmesi prosedürleri, tehlike emniyet sistemleri, yer tespit ve olay yeri haberleşmesi, deniz emniyet bilgi servisi, İmmarsat uydu haberleşmesi, radyo teleks haberleşmesi, gemi enerji kaynakları ve antenler, kanun ve yönetmelikler. Denizde haberleşme, denizdeki her ihtimal göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir konudur.
Denize çıkmadan önce bu kitaptaki bilgiler denizde geçirmiş olduğunuz zamanı kolaylaştıracaktır. Keyifli okumalar dileriz. Doçent Doktor Hacı Kara'nın Denizcilik Fakülteleri için ele almış olduğu deniz hukuku kitabı 5 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: Hukukun Temel Kavramları. Bu bölümün alt başlığı olarak toplumsal düzen kuralları olarak hukuk yer almaktadır. 2. Bölüm: Uluslararası Deniz Hukuku. Bu bölümün alt başlıkları ise şu şekildedir: Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Deniz Alanları. 3. Bölüm: Deniz Ticareti Hukuku. Bu bölümün alt başlıkları ise şöyledir: Deniz Ticareti Hukukunun Temel Kaynakları, Türk Denizcilik İdaresi'nin Hukuki Yapısı, Gemi Kavramı, Donatan ve Donatma iştiraki, Kaptan, Deniz Ticareti Sözleşmeleri, Sorumluluğun Sınırlanması, Deniz Kazaları, Cebri icraya dair özel hükümler. 4. Bölüm: Deniz İş Hukuku. Bu bölümün alt başlığı ise deniz iş hukukuna dair özelliklerdir. 5. Bölüm: Deniz Ceza Hukuku. Bu bölümün alt başlığında ise deniz ceza hükümleri yer almaktadır. Denizcilik okuyan her alandaki öğrencinin bilmesi gereken konu ise hukuktur. Denizciliğin her alanında ihtiyacımız ve işimize yarayacak bir alandır. Bu alanda kendimizi geliştirip bilgi sahibi olmak istiyorsak kaynak olarak bu kitaptan yararlanabiliriz. Keyifli okumalar dileriz.